tane arkadaşımız aday adayını açıklayacak. Sizler de onun için o vesileleri buradasınız. Ben şimdiden hem partimize, hem ülkemize, hem de aday olan arkadaşlara şu anda hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Cem Kıvılcım, 1970 Diyarbakır doğumluyum. Babamızın asker olmasından dolayı çeşitli yerlerde dolaştık. Doğum yerlerimizde hem benim hem ablamın, bu yüzden farklı farklı. Orijinalinde de Balıkesir, Kepsut, Mahmudiye nüfusuna kayıtlıyım. Körfez bölgesi gibi zor olan bir bölgeyi seçtik. Çünkü Körfez bölgesi genel olarak baktığımızda 347 bin nüfusa sahip. Neden bu partiden adayım? Adı üstünde. Milliyetçi hareket. Yani oturanların, hiçbir şey yapmadan durmak isteyenlerin içinde barınabileceği bir parti değil. Neden Körfez bölgesi? Çünkü Körfez bugüne kadar Balıkesir'de biraz üvey evlat gibi kalmış. Fakat biz elimizi taşın altına koyuyoruz. Diğer arkadaşımla beraber bütün zorluklara rağmen bu işe girdik. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Allah ülkemize, milletimize ve vatanımıza bize bir de bu yolda hizmet etme şansı verir diye düşünüyorum. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Eczacılığı bitirdikten sonra Silahlı Kuvvetler'e girdim. Silahlı Kuvvetler'de binbaşı rütbesiyle ayrıldım. Ayrıldıktan sonra biraz esnaflık yaptım, serbest eczane işleterek. Böylece hem bölgeyi hem insanımızı birebir daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Ancak işte bu seçim dönemi, bütün vaktimizi de bu işe verebilmek için aktif ticaret hayatını sonlandırdım. Fakat şu an bir mesul müdürlük yürütüyorum. Fakat genel olarak işimiz, vatanımız, ülkemiz, milletimiz. Hamit Anaydın, Adıyaman doğumluyum, 1996 doğumluyum. 26 yaşındayım. Gençliğimde okul hayatımda, öğrenim hayatımda, ülke ocaklarında yetiştim. Ülke ocaklarında yetiştim. Etkin rol aldım, görev aldım. Siyasi olarak ilk defa bir bu mecraya girmek istiyorum. Esnaflık yapıyorum ben, gıda şarküteri üzerine. Onun dışında Burhaniye'de iş yerim. Erzurum'da kırtasiyemiz var, kafemiz var. Genel olarak esnaflık yapıyorum, ticaretle uğraşıyorum. Aday adaylığımı huzurunuzda açıklıyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah hepinizin desteğini bekliyorum. Yapacağımız projelerle, görüşmelerle ülkemizin, özellikle Balıkesir ilimizin bütün sıkıntılarını, bütün dertlerinin farkındayız. Bu süreçte hepinizin desteğini bekliyorum. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olduğu dönemde. Sağ olsun aday aday arkadaşlarımız elini taşın altına koyarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne teveccüh gösterdiler. Şu anda 35 civarında bir milletvekili aday adayımız var. Bunlarla inşallah mecliste güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi olması için biz elimizden geleni yapacağız. Siz değerli gönüldaşlarımızın da bu konuda bize destek vereceğini ümit ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.